Sevgili izleyiciler, Trendyol 1. Lig'de yani TFF 1. Lig'de 2023-2024 futbol sezonunda maç analizleriyle tekrar sizlerle birlikteyim. İlk haftanın maçında, ilk hafta maçlarından bugün Keçiören Gücü Eyüpspor maçını yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Maçın analizine geçmeden önce altta yer alan abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olur ve videonun altındaki yorumlar kısmında yorumlarınızı bırakıp beğeni anlamında da beğeninizi bırakırsanız memnun olurum. Şimdi hemen şöyle bir açıklama yapayım. İlk defa videolarıma denk gelenler için ben haftada TFF 1. Lig'de hani herhangi bir takım gözetmeksizin 3-4 tane maç izliyorum ve bu 3-4 maç üzerinden yorumlar yapıyorum. Yani bu 3-4 maçı da kendi iş hayatımdaki vakit bulabilme durumuna göre seçiyorum. Yani şu takıma ayrı bir özellikle ayrıca o maçı, takımın maçlarını yorumluyorum diye bir kaide yok. Onu baştan açıklamasını yapayım. İzleyebildiğim maçların analizlerini yapıyorum. Tabii ki maç özetleri üzerinden değil, 90 dakika izlediğim maçların analizlerini yapıyorum. Bugün de Keçiören Gücü Eyüpspor maçının yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Bugün Eyüpspor deplasmanda Keçiören Gücü'nü 1-0 mağlup ederek klasikleşmiş bir şekilde, yani son 2 yıldır olduğu gibi ligin ilk yarısına iyi bir başlangıç yapmış oldu. Yine klasik bir skor Eyüpspor açısından, 1-0'lık bir skor. Eyüpspor ligin ilk yarılarında 1-0, 1-0, 1-0 gider. Hani ligin ikinci yarısında ise düşüşe geçer. Acaba bakalım yine aynı senaryoyu bu senede yaşayacak mıyız? Bekleyip göreceğiz. Bugünkü maçta Keçiören Gücü ise açıkçası sürpriz olmadı benim için bu ilk hafta mağlubiyeti onlar açısından da. Çünkü Keçiören Gücü'nün ciddi anlamda transfere ihtiyacı var. Bu takım bu şekilde ligde kalmaya oynar. Yani ben evet, Serhat Gülpınar geçen sezon Ankara Demirspor'la ikinci ligde bayağı olumlu futbol oynattı, olumlu işler yaptı ama bu kadro yapılanmasıyla Ankara Keçiören Gücü'nün ligde tutunma şansı biraz zor gibi görünüyor. Bu takıma hani Ari gibi de geldi bu arada, onu da belirtmem gerekiyor. Ama Ari gibi yetmez. Orta sahaya geçtiğimiz sezon bu takım hani Mikail Okyar, Abdullah Aydın ve Bekir Karadeniz üçlüsüyle oynuyordu. İki iç bir ön libero düzeniyle oynuyordu ama bu sezon yani iki tane çapa ön libero, Orhan ve Erkan ikisi. Onların önünde 10 numara Bregu. Yani 8 numarasız bir oyun. Geçen sene bu kadar 8 numaranın bol olduğu bir takımda bu sene hiç 8 numaranın olmayışı da düşünmeye değer bir konu Keçiören Gücü açısından. Yani bu oyun biraz ligde kalma oyunuymuş gibi görünüyor. Kontra hata dayalı bir oyunmuş gibi görünüyor Keçiören Gücü açısından. Bu sıkıntılı bir oyun anlayışı. Bunu baştan belirtmem gerekiyor Serhat Hoca açısından. Eyüpspor'dan başlayalım. Eyüpspor bugünkü maça kalede Berke ile başladı. 4-3-3 ya da 4-2-3-1 düzeninde sahaya çıktı. Dörtlü defansta sol bekte Caner Erkin oynarken sağ bekte Murat Uçar. Defans ikilisinde ise Rotman ve onun hemen yanında oynayan futbolcu bugün Eyüpspor'da Lucas Claro'ydu. Özür dilerim, Robin Yalçın ve Lucas Claro'ydu. Ön libero pozisyonunda oynayan futbolcu bugün Taşkın İlter'di. Taşkın'ın hemen yanında 8 numara pozisyonunda Recep Niyaz oynarken 10 numara pozisyonunda Andre Regattin oynadı. Kanatlarda ise bir tarafta oynayan futbolcu Eyüpspor'da Amhem'di. Diğer tarafta ise Mete Kandemir. En uçta ise Ahmet Kutucu 11 ile başladı Eyüpspor maça. Konu Keçiören Gücü ise kalede bugün Metin Uçar'la başladı. Defans ikilisinde oynayan futbolcular ise Haşim Arda ile, onun hemen yanında Erkan Reçman oynadı. Beklerde sol bekte Muharrem oynarken sağ bekte Bahadır Yıldırım oynadı. Orta alanda Orhan'la Erkam Develi 2-6 numara olarak oynarken onların önünde oynayan futbolcu bugün Bardi'ydi. Kanatlarda ise bir tarafta Melih İnan, diğer kanatta oynayan futbolcu ise Christiansen'di. En uçta oynayan futbolcu ise bugün Dembele'ydi Keçiören Gücü'nde. Maçın ilk yarısı, aslında maçın hani ilk 85 dakikası tamamıyla Eyüpspor'un üstünlüğünde geçti. 85'ten sonra riskleri alan Keçiören Gücü'nün de son uzatmalarla beraber son 10 dakikada kurmuş olduğu bir baskı oldu ama o baskıda gol getirmedi. 85 dakika boyunca oyunu kontrolü Eyüpspor'daydı. İşte bu dakikalarda ligin maçın ilk yarısında Claro'nun bir kafa vuruşu vardı. Üstten dışarı çıktı. Yine Ahmet Kutucu'nun uzaktan attığı bir şut vardı. Ahmet Kutucu bu arada çok zorladı maç içerisinde uzaktan şutlarla kaleci Metin'i. Caner Erkin'in yine bir uzaktan şutu vardı. Maçın ikinci yarısında ise Caner Erkin'in frikikten, 58. dakikada Caner Erkin'in frikikten atmış olduğu golle 1-0 öne geçti Eyüpspor. Bu golden sonra oyunun ritmini biraz daha düşürdü Eyüpspor. Yani bir 85. dakikada falan oyunun ritmi düşüktü. O arada bir tane Claro'nun da
Köşe vuruşunda yine Caner'in ortasında köşe vuruşundan bir topu da direkten döndü. Ama 85'ten sonra özellikle Caner Aktaş'ın oyuna girmesi, Keçiören Gücü'nde Koray Kılıç'ın oyuna girmesi riskleri aldı ve bu dakikadan sonra yan toplarla da olsa biraz baskı oluşturdu. Bahadır Yıldırım'ın bir vuruşu vardı, direkten döndü. Yine Koray'ın bir pozisyonu vardı. Yine yan topta bir kafa vuruşu vardı, çizgiden çıkarttılar. Eyüpspor son 10 dakikada biraz zorlansa da sahadan 3 puanla galip ayrılarak lige iyi bir başlangıç yapmış oldu. Eyüpspor zaten hani klasik artık yorumları yapıyoruz Eyüpspor'la ilgili. Yani ligin mutlak şampiyonluk favorilerinden birisi, doğal favorilerinden birisi. Hatta ligin en değerli kadrosu olduğunu da söyleyebilirim ama yani Eyüpspor'un biliyorsunuz yani istikrar problemi var. Sezonun ikinci yarısında lig sonlarını iyi oynayamama bir durum var. Ama bakalım, umarım bu sene o şanssızlığını kırar ve Süper Lig'e çıkma yarışında önemli bir ivme kaydedebilir diye düşünüyorum. Eksikler noktasında yani bu takımda Recep Niyaz'ın bugün 8 numarada oynattı Arda Turan, ama Recep Niyaz'dan 8 numara olmaz. Orada Sinan Kurt'un ben ilerleyen haftalarda formayı alacağını düşünüyorum. Taşkın, Sinan, Regattin üçlüsünün oluşturacağını düşünüyorum orta üçlüyü. Yine kanatlara transfer gerekiyor. Prince Ampem iyi bir oyuncu ama Ampem dışında da açıkçası kanatlarda biraz Hallak bunların ayrılmış olması, işte son olarak Cenk Ahmet Alkılıç da ayrıldı. O noktaya transfer gerekiyor Eyüpspor'da. Ben kanat anlamında birkaç tane daha transfer yapacağını düşünüyorum Eyüpspor'un. Forvet'te Ahmet Kutucu ve Mustafa Pekdemek var ama Ahmet ilk haftalar itibariyle göze yani iyi bir futbol ortaya koyuyor. Ahmet'in ama tabii ki en azından hani ligin devre arasına kadar Ahmet'le ve Mustafa ile gidilebilir ama daha ligin ikinci yarısında eğer şampiyonluğu oynayacaksa oraya daha kaliteli bir santraforda ligin ikinci yarısında takviye yapılabilir ama ligin ilk yarısına kadar Ahmet ve Mustafa ile gidilmesi doğru olabilir. Stoper'de de bu arada ben yani Robin Yalçın ve Claro ikilisinden ziyade orada Metehan Baltacı ile Claro ikilisinin oynamasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani bu takımda Metehan geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Manisa Futbol Kulübü'nde yapmış ortaya koymuş olduğu performansla ben ilk 11'i hak ettiğini düşünüyorum Eyüpspor'da. O yüzden ben Metehan'ın ilerleyen haftalarda formayı alacağını düşünüyorum Arda Hoca'dan. Aynı şekilde Mete Kandemir de bu takımda kanat oyuncusu olmadığı için bugün muhtemelen sağ çıktı, o başladı ama ilerleyen haftalarda kanat oyuncuları geldiği zaman transferle birlikte ben Mete Kaan'ın da Regatti'nin alternatifi olarak 10 numarada değerlendirileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi Keçiören Gücü açısından ise yani bu oyun anlayışı ve bu transferlerle lig sonu biraz sıkıntılı görünüyor şu an itibariyle. Keçiören Gücü'nün de en az 4-5 tane takviye ihtiyacı varmış gibi görünüyor. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız da memnun olurum. Videonun altındaki yorumlar kısmında yorumlarınızı bırakırsanız memnun olurum. Herkese mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.